Bu dersimizde rasyonel karar verme üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ekranda bir soru var. Hemen okuyorum. Sema'nın kendisine ait bir dükkanda sadece hamburger sattığı bir işletmesi var. Her ay tanesi 5 liradan 5000 adet hamburger satıyor. Hamburger malzemeleri yani ekmek, marul, domates gibi malzemeler için hamburger başına 2 lira harcıyor. Mehmet ve Rıdvan'a hamburgercide çalışmaları için ayda 2500'er lira ödüyor. Dükkanın elektrik ve su gibi giderleri ise ayda 500 lira. Sema dükkanda tam zamanlı olarak çalışıyor ve muhasebe karını kendisi alıyor. Bu işletmenin muhasebe karını hesaplayınız. Her zaman olduğu gibi hadi gelin hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi birlikte yapalım mı? Bu soruyu çözmek için önceki derslerimizde üzerinde durduğumuz farklı maliyet çeşitlerini ele alacağız. Bir işletmenin karı yapılan işten elde edilen gelirle yakından alakalıdır. Şöyle not edelim. Sema'nın toplam geliri ki bunu ay bazında düşüneceğimizi de hemen ekleyeyim. Bir hamburgerin fiyatı çarpı satılan hamburger sayısıyla hesaplanır. 5 liradan 5000 hamburger satınca 25 bin lira kazanır. Evet, bunun her ay 25 bin lira olduğunu da bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bunu yani semanın gelirini işletmenin faydası olarak da düşünebiliriz. İsterseniz bir de maliyetlere göz atalım. Öncelikle satılan malların maliyeti olarak da adlandırılan malzeme ya da tedarik maliyetlerine bakalım. Buraya maliyetler içinde bir yer açalım ve ilk olarak malzeme maliyetlerini yazalım. 5000 hamburger satıyor ve hamburger başına 2 liralık malzeme kullanıyor. Bunun maliyeti 10 bin lira eder. Çalışanların maliyeti ise ayda 2500 lira maaş ödediği 2 çalışanı olduğuna göre 2 çarpı 2500'den 5000 lira eder. Son olarak bir de elektrik su gibi giderler var. Bunun da ayda 500 lira olduğunu biliyoruz. Bundan bunu çıkarınca muhasebe karını bulabiliriz. Muhasebe karı yazalım. Evet burada 25 bin lira var. Bundan 15.500 lira çıkarırsak muhasebe karını 9.500 lira buluruz. Tüm muhasebe karını kendisinin aldığını düşünürsek bunun Sema için hiç de fena bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Evet bir senede bu şekilde yaklaşık olarak 120 bin lira kazanabilir. Ama şimdi soruyorum bu rasyonel bir durum mu? Bu soru karşısında bazılarınızın çok da haklı olarak Sema'nın hamburgerciyi bu şekilde işletmeye devam etmesi kararının rasyonel bir karar olup olmayacağını belirlemek için gizli maliyetlerin ne olduğunu bilmemiz gerekir dediğinizi duyar gibiyim. Şu ana kadar sadece açık maliyetlerin üzerinde durduk. Gizli maliyetlerin en önemlisi fırsat maliyetidir. Fırsat maliyetinin ne olduğunu bulabilmek için örneğin Sema'nın dükkanını kiraya vermesi durumunda kendisi de başka bir işte çalışabileceği için eline ne kadar para geçeceğini bilmemiz gerekir. Dediğim gibi bundan daha fazla bilgiye ihtiyacımız var ve bakalım sorunun devamında bu bilgileri bulabilecek miyiz? İşte burada. Sema dükkanını kiraya verirse ayda 5.000 lira, ek olarak muhasebeci olarak çalışması durumunda da 6 bin lira maaş kazanabilir. Buna bağlı olarak işletmenin ekonomik karını hesaplayınız. Hadi bakalım. Videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Bunun için muhasebe karı başlayıp gizli maliyetleri bundan çıkarabiliriz. Özellikle de burada fırsat maliyetlerinden bahsediyorum. Fırsat maliyetlerine bir bakalım. Bunu da aylık bazda hesaplayalım. Dükkanı kendi işletmezse ayda 5 bin liraya kiraya verebiliyor. Kendi işinde çalışmazsa da başka bir deyişle başka bir yerde muhasebecilik yaparsa ayda 6 bin lira kazanabiliyor. Bu da toplam fırsat maliyetinin 11 bin lira olması anlamına gelir. Ekonomik karı toplam gelir eksi açık maliyetler eksi gizli maliyetler olarak hesaplayacağız. Toplam gelirden açık maliyetleri çıkarınca 9500 lira bulmuştuk. Bundan bir de gizli maliyeti yani fırsat maliyetini çıkaralım. 9500 eksi 11000 eksi 1500 lira eder. Ekonomik kar hem açık hem de gizli maliyetleri hesaba kattığı için muhasebe karından büyük olamaz. Gizli maliyetlerin olduğu durumda da muhasebe karından her zaman küçük olacaktır. Peki, bu durumda tüm gördüklerimizi hesaba katarak Sema'nın dükkanı bu şekilde işletmeye devam etmesi sizce rasyonel bir karar mıdır? Bu örnekteki bilgilere dayanarak bunun rasyonel olmayacağını söyleyebiliriz. Dükkanı kendi işleterek 9500 liralık bir muhasebe karı elde ediyor ama bunu yapmanın fırsat maliyeti 11000 lira. Bu durumda ekonomik karı da negatif olduğu için bu rasyonel bir durum değildir. Elimizde farklı bilgiler olsaydı hesaplarımız da buna göre değişirdi. Örneğin Sema'nın muhasebeciliği sevmediği bilgisine sahip olsaydık ya da esnek çalışma saatleri, kendi işinin patronu olması, dinlemesi gereken bir müdürü olmaması gibi sebeplerden hamburgercide çalışmasının kendisi için faydalı olduğunu bilseydik durum değişirdi. Evet, eğer bize bu doğrultuda bilgiler vermiş olsalardı, Sema'nın bu işi yapmasının fazladan faydası olur ve hesaplamalarımız bir miktar değişebilirdi. Bize böyle bir bilgi verilmediği için elimizdeki bilgilere dayanarak Sema'nın dükkanı bu şekilde işitmeye devam etmesinin rasyonel olmadığını söyleyebiliriz.